Sevgili öğrencilerim, merhabalar dostlar. Geldik integraldeki 9. dersimize. İntegralde alanı öğreneceğiz arkadaşlarım. 3 parçada anlatacağım ben size integralde alanı. Bunlardan birincisi eğri ile x ekseni arasında kalan bölgenin alanıymış dostlarım. Yani bizim elimizde bir eğri olacak. Bu eğri ile x ekseninin arasında kalmış bir bölgenin alanı sorulursa nasıl bir işlem yapacağız? Bunu öğreneceğiz. İkincide y ekseniyle arasında kalan bölgenin alanını bulacağız. 3 numarada da dostlarım iki tane eğri arasında kalan bölgenin alanı nasıl hesaplanır bunu öğreneceğiz. Şimdi gelelim şu çok basit olan eğri ile x ekseni arasında kalan bölgenin alanını bir aradan çıkartalım. Gayet basittir dostlarım. Hepsi birbirinden basit, hiç korkmayın. Burayı öğrendiğiniz zaman diğer ikisi zaten bunun neredeyse aynısı olacak, merak etmeyin. Şimdi kardeşlerim, amca bize diyor ki, kardeş diyor, ben sana bir fx fonksiyonu verdim. Bu fonksiyonla x ekseni arasında kalan bölgenin alanını istiyorum ama öyle tamamını falan değil. Zaten tamamını bulamam da. Belli bir sınırları olan işte a ile b arasında kalan şu bölgenin alanını istiyorum diyor. A bölgesinin alanını nasıl bulurum diye bir soru soruyor bana amca. Dostlar, eğri altında kalan alanı bulmanın yolu integralden geçiyor. Belirli integralden geçiyor. Senin bu x ekseni üstünde sınırladığın bölgeler aslında belirli integralinin sınırları. Küçük olanı aşağıya, büyük olanı da üste yazdım. Sınırlarım a'dan b'ye geldi. Ve getirip de bu fonksiyonu da burada integralin içine yazdığında işte burada bulduğun değer sayısal bir sonuç çıkıyor demiştik. Belirli integralin sonucu senin buradaki alanına karşılık geliyor dostum. Bu integralin değeri senin a alanınmış. Olay basit. Peki hocam, ikinci şekilde neyi anlatmaya çalıştın? Dostum, burada da şunu anlattım. Yine bakın bir eğri var. Yine x ekseni var. Yine arasında kalan bölge. Fakat bu seferki olay şu. X'in altında kalmış benim alanım. X ekseninin altında. Sen şimdi burada şu integralin sonucunu bulduğunda bu integralin sonucu negatif bir sayı çıkacak dostum. Burası kesin negatif çıkar. Çünkü kardeşim eğri x ekseninin altında kalmış. Yani değerleri, y dediğimiz değerleri hep negatif sayılara karşılık geliyormuş. Demek ki buradaki sonucum kesinlikle negatif bir sayı çıkıyor. Alan negatif olur mu? Kesinlikle olmaz. İşte sen bu çıkan negatif sayıyı bir de tutup eksiyle çarptığında diyor ki amca alanın karşılığını bulursun. Yani buradaki integral değerim negatif sayı çıkıyor. Eğer ki alanı soruyorsa bana, ben bir de eksiyle çarpıyorum kardeşim bunu ki pozitif bir değer alsın diye. Evet, bu iki şekilde anlatılmak istenenleri inşallah öğrendiniz dostlarım. Geçtik bir sonraki şeklimize bakalım şimdi. Bakın burada da dostlarım hiç korkulacak bir şey yok. Sanki az önceki iki alanı, biri x'in altında biri x'in üstündeydi ya az önceki alanlar. Onların ikisini tek bir şekilde gösterdik gibi düşünün dostlarım. Bakın burada yine bir fx eğrisi verilmiş bize. Bu x fx eğrisinin bir kısmı x ekseninin altında, bir kısmı x ekseninin üstünde kalmış. Buna göre de diyor ki şu yandaki integralleri bir inceleyiniz diyor dostlarım. Şimdi bakınız, bize derse ki sınırlar a'dan b'ye fx, işte a'dan b'ye, şu a alanından bahsediyor bana galiba. A ile b arasındaki sınırlarım ve fx eğrim zaten burada. Bu integralin sonucu ne oluyordu? Şuradaki alanı veriyor bana, a alanını veriyordu. Ama a'nın negatif değerini veriyordu değil mi? Çünkü neden? X'in altında kaldığı için negatif bir sonuç çıkıyordu. Ve eğer ki ben bu integrali bir de tutup eksiyle çarparsam işte a'nın tam değerini bulurum. Yani pozitif karşılığını bulmuş olurum. A alanını bulmuş olurum. Alanda negatif çıkmayacağı için eksi işaretiyle de çarpmış bunu kardeşim. Burada da diyor ki B'den C'ye fx'in integrali neyi verir bana? Bakın B burada, C burada. Demek ki şu B ile C arasında fx'in sınırladığı bölgenin alanını veriyor dostlarım. B alanına sahip. Hocam bunun önünde niye eksi yok? Burada niye eksi yok? Çünkü zaten burada bulacağın integralin sonucu, şu sonuç zaten pozitif bir sayıdır kardeşim. Senin bir daha bunu tutup eksi ile çarpma yapmana gerek yok. Sonuçta burası x'in üstünde kaldığı için pozitif bir sonuç çıkacak. Direkt sana b'nin alanını verecek. Geldik şuna. Peki bize derse ki
A'dan C'ye kadar olan bütün f(x)'in integralini alsak biz. Bu da neye karşılık geliyor dostum? Zaten şunu biliyorsun. B'den C'ye kadar olan kısım B. Ve hatta artı B. A'dan B'ye kadar olan kısımsa A'ydı ama negatif bir sayı olduğu için eksi A'dır. İşte o zaman diyeceksin ki B zaten pozitif, A'da negatif bir sayıydı. Eksi A geldi diyeceğiz. A'dan C'ye kadar sorarsa. Ola ki f(x)'i değil de f(x)'in mutlak değeri derse integralin içerisinde, o zaman bunların ikisi de pozitif değerler alacağı için sonuçta mutlak değer ikisi de artı oluyor dostlarım. A artı B kıvamında yazılıyormuş. Şimdi tabii ki şu anda kafanızda böyle biraz az bir şey, aklınızda bir şeyler kalsa yeter bana. Sorularla çok daha net öğreneceğiz arkadaşlarım biz bu işi. O yüzden birazdan soru çözmeye başladığımda çok daha iyi öğreneceksiniz bu mevzuları. Şimdi burada bir de pratik kuralımız var dostlarım. Çok kullanacağız mı? İstersek kullanırız ama bilsek de olur, bilmesek de olur. Bilirsek işimiz biraz daha kolay oluyor kardeşim. Şöyle diyor pratik kural. Şimdi eğer ki diyor soruda bir y eşittir x üzeri n eğrisi verilmişse, diyor ki bak bunun altında kalan alan kaç ise, şuradaki alan ne çıktıysa, bunun üstünde kalan şu dikdörtgenin içerisinde olup da bu eğrinin üstünde kalan alan şuradaki kuvvetin katı kadar A'ya eşittir diyor dostlarım. Yani örnek verecek olursak, bakın y eşittir x karenin grafiğini çizmişiz. Bunun x ekseniyle arasında kalan alan A ise, kuvvetim 2 olduğu için üstünde kalan alan 2 katı olacak, 2A. Eğer ki bu x küp olsaydı burası 3A olacaktı. X üzeri 4 olsaydı burası 4A olacaktı diyecektik dostlar. Evet, bir de böyle bir pratik kuralımız varmış. Geldik şimdi sorularla öğrenme kısmına kardeşlerim. Bakalım ne diyor bize. Şimdi bir eğri var. Diyor ki y eşittir x artı 2 doğrusu. Bakın eğriyi bize, eğri dediğimiz şeyi doğru olarak vermiş. Hiç fark etmez. Doğru da olur, eğri de olur. Sonra x eşittir 3 doğrusu ve x ekseni arasında kalan bölgenin alanı. Kardeşlerim, şekil çizmek her zaman işinizi kolaylaştıracaktır. Gelin biz önce bir şekil çizmeye çalışalım. Şuradan kalemimin rengini bir mavi yapayım arkadaşlarım. Şimdi ilk önce şu doğrunun grafiğini çizeceğiz. Doğru grafiği çizmeyi hepimiz biliyoruz. X'e 0 veriyoruz. Y'yi 2'de kesiyormuş. Sonra Y'ye 0 veriyorum. X'i eksi 2'de kesiyormuş dostlarım. Hemen şeklini çizmeye başladım bile. Şuradan koordinat düzlemlerimi çizeyim. Şimdi hemen kalemimin rengini bir de kırmızıya çevirip doğrumun grafiğini çiziyorum. X'i eksi 2'de kesecek. Burası eksi 2 olsun. Y'yi de 2'de kesecekmiş kardeşim. İşte benim doğrum şöyle bir şey olacak. Şöyle bir doğrumuz var dostlar. Diyor ki bize bir de x eşittir 3 doğrusu. Hemen x eşittir 3 doğrusunu da şöyle çizelim. Bunu böyle kesik kesik çizeyim arkadaşlarım. Şöyle kesişiyor bunlar tabii ki. Burası x eşittir 3 doğrusu ve x ekseni arasında kalan bölgenin alanı nedir diye bir soru sormuş bize. Hemen başlayalım şimdi bölgemizin alanını bulmaya. Eğer şu kalemi alabilirsem tabii ki. Niye böyle alamıyoruz bu kalemi? Ne yapmam lazım ki ya buna? Şuradan neyse tıkladık tıkladık tıklayacağımız kadar. Şöyle bir daha deneyeceğim arkadaşlar. Oldu oldu olmadı. Tamam. Bize sorulan yer şurası oldu dostlarım. Şu kısım. Şuradaki bölgenin alanı bize soruluyormuş. Şimdi sen bu alanı istersen tabii ki normal dik üçgendeki alan kuralımdan çok basit bir şekilde bulabilirsin. Ama bizim konumuz tabii ki integral olduğu için biz integralden bulmayı deneyelim dostlarım. Şimdi normalde ne yapacaktık? İşte şurası 2, şurası 3 birim, bir de şuradaki noktayı bulacaktık. X eşittir 3 olan, apsisi 3 olan nokta. Hemen doğru da yerine yazıyorum. Apsisi 3 ise y'si 5'miş. Demek ki şurasına da 5'miş diyecektik. Ve bu üçgenin alanı şurası 5, burası 5. 5 çarpı 5 bölü 2'den 5 çarpı
45 bölü 2'den 25 bölü 2 bulduğumuzu biliyoruz şimdi. Normal şartlarda böyle. Ama gelin biz integralle çözelim bu soruyu bir de. Şimdi bizim integralimiz, çizdik integralimizi. Sınırlarımız bakın ne çıktı bu bölgenin x eksen üstündeki sınırları? Eksi 2 ile 3 aralığında kalan bölgeyi istiyor. Eksi 2 ile 3 arasında kalan, buraya da getirip fonksiyonu yazıyorum. Fonksiyonum da neydi benim? Y'si neydi yani? X artı 2. O halde getirip buraya x artı 2'dir dedim. Dx'imi de yazdım. İşte benden istediği alan bu integralin değeridir diyorum dostlarım. İntegralimizi hemen alalım. X'in integrali x kare bölü 2 artı 2'nin integrali 2x'tir dostlar. Sınırlarımız da eksi 2'den 3'e kadar. Önce 3 yazıyorum. 9 bölü 2 artı 6 olur. Araya eksiği koydum. Şimdi de eksi 2 yazıyorum kardeşim. Eksi 2 yazarsam 4 bölü 2 olur. Eksi 4 olur. İşte bu işlemin de sonucu, ben uzatmıyorum, 25 bölü 2 geliyormuş canım kardeşim. Hemen geçtim bir başka soruya. Bu sefer bir parabolle y eşittir sıfır doğrusu arasında kalan, y eşittir sıfır doğrusu dediğimiz doğru neydi dostlarım? Y eşittir sıfır demek aslında x ekseni demektir, değil mi? Y eşittir sıfır doğrusu x ekseni demektir. X eşittir sıfır doğrusu da y ekseni demektir. Şimdi gelin öncelikle şu parabolün bir grafiğini çizelim. Bunun için de önce parabolü şöyle bir tık düzgün yazıyorum. X parantezinde 2 eksi x şeklinde yazılır. Hemen parabolün y'sine 0 verirsem, y eşittir 0 için x'lerimiz ne çıkıyor dostum? X eşittir ya 0 çıkar ya da şuradan 2 gelir. Yani parabolümün x eksenini kestiği noktalar 0 ile 2'ymiş. O halde hemen bir parabolün şeklini çizmeye çalışalım. Rengimizi şöyle bir maviye alalım yine. Koordinat sistemimizi çizelim. Şöyle koordinat sistemini çizdim. Şimdi bir sıfırdan geçecek benim parabolüm, sıfırdan. Bir de x'in 2 olduğu noktadan geçecek. Şurası da 2 olsun. Şimdi gelin parabolü birlikte çizmeye çalışalım. Parabolün kollarına bakın arkadaşlarım. X karenin katsayısı ne çıktı? X karenin katsayısı negatif bir sayı, eksi bir sayı. O halde kollar aşağıya doğru olacak. Yani parabolümün 3 aşağı 5 yukarı şöyle çizdiğim zaman şekli böyle bir şey olacak arkadaşlarım. Şurada tam 2'den geçiyor tabii ki parabol. Bize de diyor ki işte bu parabolle x ekseni arasında kalan şu bölgenin alanı nedir? Bakın sınırlar nereden nereye? 0'dan 2'ye sınırlarımız var. Hemen integralimizi gösterelim. İntegral 0'dan 2'ye, fonksiyonumuzun değerini yazıyoruz buraya. Yani eğrinin, bizim fx'imiz bu. Fx bu. Yani y dediğimiz şey. Y'yi getirip buraya yazıyoruz. O da 2x eksi x kareymiş. İşte yanına da dx'i çaktım. Bana sorulan alan bu integralin değeri olacak arkadaşlarım diyorum. Hemen integralimizi de bulmaya çalışalım. Şimdi 2 çarpı x karenin x'in integrali x kare bölü 2. Eksi x karenin integrali de x küp bölü 3'tür dostlarım. Sınırlarımız da 0'dan 2'ye. Şu ikilere bay bay diyelim. Önce 2'yi yazalım burada getirip yerine. 2 yazarsak 4 eksi 8 bölü 3 olur. Eksi var arada. 0'ı yazarsak da 0 gelir dostlarım. Bunu yazmaya da gerek yok. 0 yazdık. Bu işlemin sonucu da bizim aradığımız cevap. 3 kere 4 12. 12'den de 8 çıktı. 4 bölü 3'müş benim aradığım alanın değeri. Geçiyorum bir sonraki sorumuza. Üçüncü sorumuz. Bakın bu seferki eğrimiz küplü bir eğri. X küp eğrisi. X eşittir 1, x eşittir 3 ve y eşittir 0 doğruları. Y eşittir 0 doğrusu demek x ekseni demekti dostlarım. Hemen yine gelin grafiğini çizmeye çalışalım. Ya buradan bu kalemi almak çok zor oluyor. Niye alamıyorsam bir önce şöyle alalım yine. Şimdi koordinat sistemimi çiziyorum. Çizemiyormuşum ama çizdim sayalım işte. Koordinat sisteminin içine bir kere x küp eğrisini bir gösterelim. X küp eğrisi tanıdık bir eğri arkadaşlarım. Klasik, hepimizin aklında olan şöyle bir şekle sahip eğriydi. X küp eğrisi bu. Şimdi aldık diğer rengi elimize.
alamıyoruz, tıklayamıyoruz çünkü niye ise tıklayamıyoruz yani buraya. Bunu böyle her seferinde uğraşacağız mı biz ya? Heh, mouse'la yapayım en azından. Böyle daha iyi olur. Tamam. Şimdi diyor ki x eşittir 1. 1 şurada bir yerde olsun dostum. 1 burası. 1 de x eşittir 3. 3 de burası. Bununla sınırlayacaksın diyor. Şöyle sınırladık bununla da. Bunların arasında ve x ekseninde kalan şu bölgenin alanını istiyor bizden. Bakın sınırlarımız 1'den 3'e. Eğrimiz de yani üst sınırımız da şuradaki x küp olacak dostum. Hemen integrali yazıyorum. Sınırlarım 1'den 3'e kadar. Fonksiyonumu yazıyorum. X küp dx diyorum. İşte bu integralin sonucu benim aradığım cevap olacak ki o da x üzeri 4 bölü 4 sınırlarım 1'den 3'e. Bir 3 yazıyorum x gördüğüm yere. 3 yazarsak 81 bölü 4 olur. Eksi bir de 1 yazıyorum dostlarım. O da 1 bölü 4 gelir. Yani sorunun cevabı 80 bölü 4 yaptı. Yani 20 çıktı kardeşlerim diyebilirim. Evet gobeller, dördüncü sorudayız. Bakın bize bu sefer taralı alanı direkt vermiş dostlarım. Şuradaki alan 15 birim kareymiş. Peki biz bu alanı normalde istesek buradaki 4 yanlışlıkla buraya kaymış. Şurası arkadaşlarım 4. Yanlışlıkla oraya getirmişiz, yazmışız. 4 burada. Şimdi bakın ben bu alanı integralle ifade etmek istesem şu 15'i. Hemen birlikte yapalım. Sınırlarım eksi 2'den 4'e kadar. Şuraya yazıyorum. Sınırlar eksi 2'den 4'e kadar ve fonksiyonum da üst sınırım değil mi arkadaşım? Fonksiyonum fx. Dx dediğimde işte bu integralin değeri şuradaki 2 ile eksi 2 ile 4 arasındaki taralı alanı veriyormuş bana, yani 15'i veriyormuş. Peki bana bir de şunu sormuş arkadaşlarım. Bakın sınırlar aynı yine. Onu da getirip şunun altına yazalım. Eksi 2'den 4'e kadar x çarpı f'in türevinde x'miş bu da dx. Bana da bunu soruyor. Gelin buna da a diyelim biz arkadaşlar. Ne çıkacağını şimdi göreceğiz. Peki kardeş, bunların integrallerinin sınırları aynı olduğu için ben bunları alt alta toplayabilirim. Tek bir integral altında topluyorum bunları. Yani şöyle eksi 2'den 4'e kadar fx artı x çarpı f'in türevinde x geldi. Şurayı da şöyle kapatalım parantez içinde. Yanında da dx var. Ve bu da neye eşit çıktı? 15 artı a'ya. Peki canım kardeşim, şurası tanıdık geldi mi sana bak. Sanki şöyle değil mi? Birincinin türevi çarpı ikinci. Birincimiz x, ikincimiz de f'miş gibi düşün. Ve sana bunun türevini al deseydi. Birincinin türevi 1 yazılmamış. Çarpı ikinci fx. Artı ikincinin türevi bak burada çarpı birinci. İşte bu adam meğersem şuymuş dostlarım. İntegral eksi 2'den 4'e kadar x çarpı fx'in türevinin integraliymiş arkadaşlarım. Şurada da dx var. Dx'i de buraya yazdım. İşte biz de bunun karşılığını 15 artı a olarak biliyoruz tabii ki. Hemen şuradaki türevle integrali sadeleştirdik. Geriye ne kaldı? X çarpı fx kaldı ve sınırlarım da eksi 2'den 4'e kadar dedim. 15 artı a'ya eşitmiş bu. Peki, hemen şurayı bir düzenleyelim. Şimdi x yerine bir 4 yazacağız dostlarım. 4 yazarsak 4 çarpı f'te 4 gelir. Eksi, şimdi bir de ne yazacağız? Eksi 2 yazacağız. Alt sınırımızı yazacağız. Eksi 2 yazarsak da eksi 2 çarpı f'te eksi 2 geldi. Eşitmiş 15 artı a'ya. Şimdi f'te 4. F'in x'inin 4 olduğu yerde y kaç? 0. Çünkü bu noktanın karşılığı aslında 4'e 0 noktasıdır dostlarım. Demek ki şurası 0. O halde bu parantezin içi komple 0. Şuraya bakalım. F'te eksi 2'yi bulalım. Eksi 2 de hocam x eksenini kestiği nokta. Bunun da gerçek değeri eksi 2'ye 0. Yani y'si 0. Yani f'te eksi 2 0. O halde burası da 0 çıktı. Demek ki şurası komple 0 geldi. Yani 15 artı a 0'a eşitmiş. O halde a eşittir. Eksi 15'tir. Yapıştır gelsin kardeşim.
Geçtik bir sonraki sorumuza. Bakalım bu ne diyor dostlar? Burada da bize bir integralin değerini soruyor kardeşim. Şuradaki integralin değeri kaçtır diye bir soru sormuş bize. Bakın aslında bu integral ne biliyor musunuz? Şimdi sınırlarımız eksi 2'den 6'ya, yani x ekseni üstünde eksi 2 ile 6 arasında kalan fx dediği zaman bu bizim fx'imizin, yani şu kırmızı çizginin altında kalan alanı soruyor demektir kardeşim bize. E hemen bulalım o zaman hocam, madem alanı soruyor bize. E şurada bir kare var. Çünkü kenarları 2'ye 2. Bu karenin alanı 4. Tamam. Şurada bir dik üçgen var. Bu dik üçgenin alanını bulalım. Şurası 3. Burası bakın 2, 2. Şurası 2, şurası 2. Şurası da 2. Bu üçgenin alanı 3 çarpı 2 bölü 2'den 3. Burayı da bulduk. Şu karenin alanı 4, şu karenin alanı 4, buradaki dik üçgenin alanı ise 2 çarpı 2 bölü 2'den 2. İşte eğrinin altında kalan alanı bulduk. Bizden de bu eğri altında kalan alanı istiyormuş. Çünkü eksi 2 ile 6 arasında fx'i yazdıysa, x'in üstünde eksi 2 ile 6 arasında fx'in altında kalan alanı bul demekti. O halde cevap 4 artı 4 artı 4 artı 3 artı 2'dir. Bunları da toplarsanız 17'yi bulursunuz dostlarım. Geçtik bir sonraki sorumuza. Diyor ki burada da f'nin grafiğini vermişim ben sana diyor. Bu soruda yok. F'nin türevinin grafiğini vermiş arkadaşlarım. F'nin grafiği yazmışım ben ama buraya şeklin üstünde türevinin grafiği var. Dolayısıyla bu da türevidir dostlarım. F'nin türevinin grafiği verilmiştir. Tamam. Buna göre f'te 10 eksi f'te eksi 5 nedir diye de bir soru sormuş bize. Dostlar biz şimdi şu kırmızı çizginin altında kalan eksi 5 ile 10 arasındaki alanı nasıl ifade ediyorduk dostlarım? Şöyle değil miydi? İntegral sınırlarım eksi 5'ten 10'a kadar. Fonksiyonu yazıyordum ki fonksiyonum benim f'in türevinde x'miş. Dx dediğimde bu bana neyi veriyor kardeşim? Şuradaki bölgenin alanını, bakın şu kırmızı yaptığım şuradaki ve şuradaki bölgenin alanını veriyor bana dostlar. Bu bölgenin alanı bu integralle bulunuyor. Buraya f'in türevi yazmamın sebebi çünkü fonksiyon f'in türevi olarak verilmiş. Peki hadi bunu da bir çözmeye çalışalım. Şurada türevle integral gitti. Geriye ne kaldı? Fx kaldı. Fx sınırlarım da eksi 5'ten 10'a kadar. Hadi bir de sınırları yerine yazalım. Bir ilk önce üst sınırı yazıyorduk. F'de 10. Araya eksi koyuyorduk. F'de eksi 5. Lan zaten benden de bunu istemiyor muydu bu adam? Demek ki bu neye eşitmiş meğersem? Şuradaki alanlara eşitmiş dostlarım. O halde benim aradığım cevap meğersem eğri altında kalan alanmış kardeşim. Hadi şimdi gelin eğri altında kalan alanı bulalım. Şuradaki üçgenin alanı. Bakın bunun yüksekliği şurası 2. Şuraya eşit çünkü 2. Tabanı da şu kısım 5. O halde 2 çarpı 5 bölü 2'dir. Taban çarpı yükseklik bölü 2'den. Artı şurada bir şu küçük üçgeni bulacağım şimdi. Şurası 2. Şurası da 1'miş dostum. Şu yüksekliği de 1. O halde 2 çarpı 1 bölü 2 de buradan geliyor. Bir de şimdi şurada bir dikdörtgen var. Yüksekliği 1 olan, tabanı da şurası 10 ile 2'nin arası 8 olan. Yani 8 çarpı 1 de buradan geliyor dostlarım. Toparlayalım. 5 artı 1 artı 8. 6, 8 daha 14 çıktı. Eğri altında kalan alan zaten benden de onu istiyormuş dostlarım. Cevabım 14 geldi. Geçtim 7. soruya. F'nin türevinin grafiği verilmiştir. Buna göre f'te 3 eksi f'te 0. Arkadaşlar neredeyse aynı soru değil mi kardeşlerim? Yani yapacağımız şey az önceki sorudan daha da basit, hatta bu soru. Daha da kolay alan bulacağız çünkü burada. Gelin birlikte yapalım. Şimdi biz şu eğrinin altında kalan şu bölgenin alanını hangi integralle buluruz diye soralım. İntegralimiz şu olacak değil mi? İntegral, bakın sınırlarım 0 ile 3 arasında olacak. 0'dan 3'e kadar
f'in türeviymiş bu grafik. O halde buraya fonksiyonun olduğu yere f'in türevinde x yazıyorum. Dx. İşte bu eğri altında kalan alana eşit dostlarım. Peki bu integralin sonucu türevle integral sadeleşti. Fx kaldı bir tek. Sınırlarımız da 0'dan 3'e kadar. Şimdi bir 3'ü yazalım. F'de 3 olur. Eksi bir de F'de 0 geldi dostlarım. Bu alana eşitmiş. E zaten sorduğu şey de bu değil mi arkadaşlarım? Meğersem bana eğri altında kalan alanı soruyormuş. E hadi bulalım. Şurası 1. Şurası 2. Şurası da 2. Şu dikdörtgenin alanı 2 çarpı 2'den 4. Şu üçgenin alanı 1 çarpı 2 bölü 2'den 1. Bize de 4 ile 1'in toplamını soruyor. Cevabımız 5 çıktı diyebiliriz Goberler. Evet, geldik bu soruya. Bakın diyor ki bir parabol verdim sana diyor. Ve bu parabol ile x ekseni arasında kalan bölgenin alanı nedir diye bir soru sormuş. Önce parabolün y'sini 0'a eşit diyelim. X eksenini kestiği noktaları bulalım. X kare eksi 4 olur. 4 eşittir x kare gelir. Artı eksi 2 eşittir x çıkar. Yani benim parabolüm x eksenini bir 2'de bir de eksi 2'de kesecekmiş dostlarım. Hemen şimdi mavi renkli kalemimi aldım. Mavi renkli kalemle bir koordinat sistemi çizelim. Hemen koordinat sistemimizi de çizdik. Şimdi gelin şu tarafı biraz daha uzatalım da parabolü tam net çizmeye çalışalım. Şimdi hemen kırmızıyı da alıp, hatta kırmızı almayayım, turuncu alayım, parabolümün şeklini çiziyorum. Bakın x karenin önü pozitif bir sayı var. Kollar yukarıya doğru olacak. X karenin önünde pozitif artı işareti olduğu için kollar yukarıya. Eksi 2 ile de 2'de kesecek arkadaşlarım. Şöyle bir parabol. Şöyle bir parabol oldu. Bizim aradığımız parabol. Ve bize sorulan bölge ise x ekseni ile arasında kalan bölge dediği yer, bu eğri ile x ekseni arasında kalan bölgede buradaki bölge. Bize buradaki alanı soruyor dostlarım. Şimdi biz tabii sınırlarımızı biliyoruz. Eksi 2'den 2'ye kadar. Hemen şu integrali bir yazalım. İntegral eksi 2'den 2'ye kadar diyelim. Ve buraya da getirip fonksiyonumu yazıyorum. Yani eğriyi. Yani x kare eksi 4'ü yazdım. Dx. Şimdi yalnız burada bir sayı bulacağız biz arkadaşlarım. Fakat çıkacak olan sayı negatif bir sayı olacak. Neden? Çünkü hadi bulalım, hatta ondan sonra konuşalım. Bu sayıyı bir bulmaya çalışalım. Şimdi integrali alıyorum. X küp bölü 3 olur. Eksi 4x olur. Sınırlarım da eksi 2'den 2'ye. Şimdi bir 2 yazalım burada hemen x gördüğümüz yere. 2'nin küpü 8. 8 bölü 3. 2 yazarsam eksi 8. Eksi. Şimdi eksi 2 yazıyorum. Eksi 2 yazarsam eksi 8 bölü 3. Eksi 2 yazarsam da artı 8 geldi. Şurası 3 kere 8 24. 8'den 24 çıkarsa eksi 16 bölü 3 yaptı. Eksi şuraya bakalım. 3 kere 8 24. Eksi 8 16 bölü 3 de buradan geldi. Yani eksi 16 eksi 16 daha eksi 32 bölü 3 çıktı. Benim aradığım integralin değeri. Eksi çıkmasını bekliyorduk zaten. Çünkü ta konunun başında ne öğrenmiştik? Eğer ki senin eğrin x'in altındaysa, x'in altında kaldığı için sonuç negatif çıkar. Sen şu anda integralin değerini buldun. Eksi 32 bölü 3. Bu doğru. Bu integralin değerini sorsaydı bana cevap eksi 32 bölü 3'tü. Ama bana buradaki alanı soruyor. E hocam alan negatif çıkar mı? Hayır. O zaman sorunun cevabı artı 32 bölü 3 olacak kardeşim. Hemen geçtik bir sonraki sorumuza. Dokuzuncu soru, bakalım ne diyor kardeş. Y eşittir x küp eksi 4x eğrisi ile x ekseni arasında kalan kapalı bölgenin alanı nedir diye bir soru sormuş. Şimdi hemen önce şu eğrinin bir grafiğini çizelim biz dostlarım. Şöyle bir koordinat düzlemi çizdim. Hemen kırmızı kalemimi aldım. Şimdi istersen ilk önce şöyle yapalım. Bu fonksiyonun x eksenini kestiği noktaları bulalım. Yani y'ye 0 verelim. Şöyle olur. 0 eşittir. 0 eşittir. Şunu x parantezinde yazarsak x kare eksi 4 geldi. Ya x'i 0'da kesecek, yani tam şu noktada kesecek. Şuranın da köklerine baktığınızda 2 ve
eksi 2 geliyor. Yani bir eksi 2 de kesecek dostlarım. Bir de artı 2 de kesecek o halde. Yani fonksiyonun grafiği şöyle bir şey oluyor arkadaşlar. Şöyle bir şekil. Şekli bu. Bu bizim fx'imizin grafiği böyle bir şey oluyormuş. Bize de diyor ki bununla x ekseni arasında kalan bölgenin alanı, yani şurası ve şurasının toplamı nedir diye bir soru soruyor bize. Alanını soruyor. Şimdi kardeşim önce gelin şu bölgenin integralini yazalım. Sonra şuradaki bölgenin integralini yazalım. Şimdi şuna A alanı diyelim hatta biz. A alanı. Şurası da B alanı gelsin. Şimdi önce A'yı buluyorum dostlarım. A alanı şuna eşit. Bakınız. Sınırlarımız eksi 2'den 0'a kadar olacak. Ve fonksiyonu yazacağız. X küp eksi 4x. Bu benim A alanım. Sonra da diyor ki buna ekleyin B alanını. Şuraya A demeyelim artık. B alanını ekleyin üstüne diyor. Şimdi B'yi de nasıl ekleyeceğiz dostlarım? B'nin integralinin değeri şöyle olur. 0'dan 2'ye yine x küp eksi 4x gelir. Dx. Fakat bu integralin sonucu negatif bir sayı çıkar değil mi? Neden? Çünkü x'in altında kalıyor arkadaşlarım. İntegralin sonucu negatif. Ama bana alan dediği için hemen getirdim. Bunun önüne eksi işaretini koydum ki alan negatif çıkmasın diye. İşte kardeşim bu integralin sonucu sana cevabını verecek. Şimdi bundan sonra ben integralleri böyle tek tek bulmakla uğraşmayacağım dostlarım. Burası da 4. Şuranın da sonucu 4 çıkıyor. 4 ile 4'ün toplamı. Cevap 8 geliyormuş kardeşler. Daha fazla soru çözelim diye biraz böyle integralleri yapmamaya çalışacağız. Evet. Bakalım burada ne diyor bize. Şimdi diyor ki fx fonksiyonu zaten grafiği burada. Bu fx'in eksi 4 ile 5 arasında x ekseni üstünde bir eksi 4'ü bir de 5'i görüyorum. Şurası arkadaşlar. Bu arada kalan değeri nedir diye soruyor. İntegralin değeri nedir? Lan bu integral alan değil miydi arkadaşlarım aslında? Yani bize bu eğri altında kalan alanı mı soruyormuş meğersem? Bakın şurayı soruyormuş. X ekseni ile bu eğri altında kalan alan 1. Burası. 2. Şurası. 3. Burası. 4. Şuradaki dikdörtgen arkadaşlarım. İşte bize diyor ki bunların hepsinin toplamı kaçtır diye bir soru sormuş. Gelin bulalım birlikte. Şimdi şuranın uzunluğu 4. Şurası da 1 birim. O halde 4 çarpı 1 bölü 2'den buranın alanı 2 gelir. Bu üçgenin alanı. Şunu bulalım. Şurası 3 birim. Şu uzunluk. Tam orijinden geçiyor normalde. Bu biz çizerken yanlış çizmişiz arkadaşlarım. Burası tam orijin. Burası 3 birim. Şurası 4 birim. 4 çarpı 3 12 bölü 2'den. O halde bu bölgenin alanı 6 geldi. Şu üçgenin alanına bakalım. Şurada bir dik üçgen var. Burası 1, burası 2 birim. 2 birim de şurada var. 1 çarpı 2 bölü 2'den şu bölgenin alanı 1 geldi. Şurada bir dikdörtgen var. Burası 3 birim, kısa kenarı 2 birim. 3 çarpı 2'den buranın alanı 6 geldi. Şimdi bizden alanlarının toplamı nedir diye sorsaydı, şu integrali değil de bu alanların toplamı nedir diye sorsaydı cevap 2, 6 daha 8, 1 daha 9, 6 daha 15'ti. Ama bize bu integral alanlarını sormuyor. İntegralin değerini soruyor. Şimdi bu integral eğer ki x'in altındaysa değeri negatif çıkar. Yani eksi 2. X'in üstündeyse değeri pozitif çıkar. Yani artı 6. X'in altında olduğu için değeri negatif çıkar. Eksi 1. X'in altında olduğu için değeri negatif çıkar. Eksi 6. Buradan da 6 ile 6 gitsin. Eksi 2, eksi 1 daha, eksi 3 geldi. Sorumuzun cevabı. Aa bakın şurayı unuttuk ya. Bak az daha kaçıyordu. Şurada da bir üçgen var arkadaşlarım. Bir de bunu hesaplayalım. Bu da 1 çarpı 2 bölü 2'den. 1 çarpı 2 bölü 2'den. 1 de buradan geliyor. Peki bu da negatif bir değer alıyor değil mi? Çünkü sonuçta x'in altında kalmış. Bir eksi 1 de buradan geliyor yani. Cevap eksi 4 çıktı dostlarım. Evet, diyor ki aşağıdaki soruları şu bilgiye göre cevaplayınız diyor dostlar. Şimdi birinci A şıkkında şunu vermiş. Eksi 4 ile 4 arasındaki integral değerini istiyorum senden diyor. Bu integralin değeri nedir diye soruyor.
Şimdi eğer alanları nedir diye sorsaydı hepsinin toplamıydı. Ama şimdi ne yapacağım? Değerini istiyor integralin. X'in altında kalanları negatif, X'in üstünde kalanları da pozitif seçeceğim. Bakın S1 X'in altında kalmış, o yüzden eksi S1. S2 X'in üstünde, o yüzden artı S2. S3 X'in altında, o yüzden eksi S3. İşte bu işleminde sonucu X 3 geliyormuş deriz. B şıkkına geldik. Bakın B şıkkında mutlak değerli integral sorduğu için bunlar negatif pozitif hiç ayırt etmiyoruz. Hepsini pozitif yapıp toplayıp bitiriyoruz arkadaşlarım. S1 artı S2 artı S3, yani cevap 9 gelecek. Peki şuna bakalım. Hocam burada mutlak değer var. Fx x'lerin mutlak olduğu, x'lerin pozitif olduğu yerlerden bahsediyor bize. O zaman bunu da şöyle yazacağız dostlarım. Hemen yazayım şu yan tarafına. 2 çarpı eksi S3 artı S2 gelecek diyeceğiz. Bunun da sonucu 2 çıkacakmış dostlarım. Çünkü şurası 1 geliyormuş. Geldik şuna. Hepsinin pozitif olmasını istiyor dostlar. Yani şunu istiyor bizden. Şu integralin değerini, ki biz bunun değerini nerede bulduk? Aha şurada bulmuştuk galiba. A şıkkında. Bunun da mutlak değerini alın diyor. Yani A şıkkında biz ne bulmuştuk? Şu normalde şu integrali biz eksi 3 olarak bulduk. Bunu da diyor ki mutlak değer içinde alın diyor. Yani mutlak değer eksi 3, o da 3 çıktı diyebiliriz dostları. Evet. Şimdi bunu da hallettikten sonra gelelim bir sonraki sorumuza. 12. sorumuz arkadaşlar. Bakalım burada ne yapacağız görelim. Şimdi diyor ki 12. soru. İntegral 0'dan 2'ye e üzeri x dx şöyle bir şeye eşitse diyor. Buna göre taralı alan nedir diye de bir soru sormuş bize. Şimdi biz normalde şuradaki dikdörtgenin bu kenarını 2, bu kenarını da e kare diyebiliyoruz. Şimdi bu dikdörtgenin alanı, toplam alanı, yani hepsinin toplam alanı kısa kenarla uzun kenarın çarpımı, yani 2 çarpı e kare. Bu dikdörtgenin alanı. Bana şurayı soruyor. X'is yok. Bana şuradaki A'yı soruyor. Taralı alan nedir diye soruyor. Peki A ile X'in toplamı, X bölgesinin toplamı tüm dikdörtgenin alanı, yani 2 e kare yaptı mı dostlarım? O halde biz a'yı bulmak istesek şunu mu yapacağız? 2 e kareden x'i çıkartacakmışız meğerse. Peki hocam x dediğimiz bölgenin alanı nedir? X dediğin şeyde bu eğrinin altında kalan, x'in üstünde kalan bölgenin alanı değil mi? Bak sınırlarında 0'dan 2'ye. Yani x dediğin şey şu. 0'dan 2'ye e üzeri x'in integraliymiş dostlarım. Aradığımız şey buymuş meğersem arkadaşlar. Peki dx'i de yazalım tabi buraya. X dediğimiz de buymuş. Peki hocam e üzeri x dx neye eşitmiş? Onu da bak bize burada vermiş. E kare eksi 1'e eşitmiş arkadaşlarım. 0'dan 2'ye e kare eksi 1. O yüzden 2 e kare eksi e kare eksi 1'dir senin aradığın cevap. Bu da ne geliyor? E kare artı 1 geliyor. Evet, geldik bu soruya arkadaşlarım. Bakalım bu ne diyormuş. Fonksiyonu veriliyor. Buna göre 0'dan 10'a kadar fx dx. Şimdi biz şu fonksiyonun, şu üstteki fonksiyonun grafiğini çizmek istesek arkadaşlarım. Şöyle bir şey çizeceğiz. Bakın şuraya getireyim ben. Nerede kalem? Kalem neredesin? Buradasın ha. Şimdi şöyle bir koordinat düzlemi çizelim ilk önce. Şimdi bunun köklerini bulmak istesek birinci kökü 0. Buradan kök 1 gelir. Buradan 2 gelir. Nokta 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 3, 4, 5, 6, 7. Buradan da 10 geliyor kökleri. Yani benim fonksiyonum x'i 0'da kesiyor. 1'de kesiyor. 2'de kesiyor. 3'te, 4'te, 5'te, 6'da nokta 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 en sonda da 10'da kesiyor arkadaşlarım. O halde fonksiyonun grafiği şöyle bir şey. Şöyle geliyor, şöyle geliyor, şöyle, şöyle, şöyle.
İşte bu arada bir sürü böyle tır tık tır tık tır tık tır tık tır tık tır tık yapıyor. En sonunda da şurada ondan geçip gidiyor. Peki bize sorulan şey 0 ile 10 arasındaki şu integralin değeri dediğimiz şey aslında şuradaki eğrilerin alanları değil mi dostlarım? Ve bunların her biri de birbirine eşit s diyelim bunlara. Dolayısıyla şöyle bir şey çıkıyor arkadaşlarım. Bu integralin değeri şunu yazıyorsun. Buradaki alanların toplamı. Bu alanın değeri ne? S. Peki bu alanın değeri ne? S. Ama integralinin değeri ne? Eksi S. Peki bunun S, diğerininki yani şununki eksi S. Yani bu şekilde gittiğinde dostlarım senin karşına 5 tane S alanı, 5 tane de eksi S alanı çıkar ki bunların da toplamı sıfırdır. Yani bu integralin değeri sıfırdır deriz dostlarım. Evet gobeller geldik bir başka soruya. Bakın burada da 1 bölü x kare eğrisinden bahsediyor. Biz bunu türevde de çok çizdik arkadaşlarım. Hemen şu eğrinin bir grafiğini çizelim ilk önce. Şöyle bir şeklimizi çizdik. Şuradan da hop geldik. İşte bu bizim 1 bölü x kare eğrimiz. Bunun da diyor ki x eşittir 1 ve x eşittir 2 ve x ekseni arasında kalan şu bölgenin alanı nedir diye bir soru sormuş bize. Gerisi çocuk oyuncağı hocam. Hemen integralden hesaplayalım. Sınırlarım 1'den 2'ye. 1 bölü x kare eğrisini yazdım. Yanına da dx'ini yapıştırdım. İşte benden bu integralin sonucunu istiyor. Peki bulalım bu integralin sonucunu. Önce integrali bir daha bir 1'den 2'ye x üzeri eksi 2 dx diye yazdım. Hemen integralimi alıyorum arkadaşlarım. Ne diyeceğiz? X üzeri eksi 2 1 arttırıyorum. X üzeri eksi 1 bölü eksi 1 oldu. X üzeri eksi 1 bölü eksi 1 sınırlarımda 1'den 2'ye. Hatta bunu bir daha düzenleyelim. Şurası 1 bölü x yapar. Bir de eksi 1'i var. Eksi 1 bölü x yaptı. Sınırlarım 1'den 2'ye kadar dedik. Peki 2 yazarsak buraya eksi 1 bölü 2 gelir. Eksi 1 yazarsak eksi 1 bölü 1 gelir. Bu işlemin sonucu da 1 bölü 2 mi yapıyor dostlarım? Evet, aradığımız alan 1 bölü 2 çıktı. Geldik 15 numaralı soruya. Y eşittir x kare parabolü. Hemen önce parabolümüzü bir çizelim. Şuradan bir mavi rengimi ben bir alayım arkadaşlarım. Hatta siyah rengimi alayım. Bir koordinat sistemini çizeyim öncelikle. Şöyle bir koordinat sistemi çizdik. Şimdi kırmızı rengimizi tekrar alalım. Y eşittir x kare parabolünü çizeceğiz dostlarım. Biliyorsunuz bu artık bizim için klasik bir parabol oldu. Tam şöyle orijinden geçecek. Kolları yukarıya doğru olacak. Çizmeye çalıştım işte şöyle bir şey. Niye çizemediysem. Heh. Şimdi diğer parabolü çizmeye çalışalım hemen. Ay tüküreyim senin alcan kaleme ya. Heh. Şimdi diğer parabol. Bakın bu parabolünde tepe noktasının apsisi 4'müş, ordinatı 0'mış. Yani tepe noktasının apsisi 4'ün üstündeymiş arkadaşlarım. Şöyle bir parabol olacak bu da. Şöyle. Şöyle bir parabol de bu. Bu da y eşittir x eksi 4'ün karesi parabolü. Bize de diyor ki işte bu ikisinin arasında kalan ve x ekseni arasında kalan bölgenin alanı yani şuranın alanını soruyor arkadaşlarım bize. Şu bölgenin alanı nedir diye bir soru sormuş. Şu sarı yaptığım bölgeyi istiyor bizden. Peki tamamdır öğretmenim. Yapalım şimdi sarı bölgeyi. Peki şimdi bu sarı bölgenin alanını bulmak için biz hani şurası bizim sıfır, şurası da 4 dediğimiz yerde hocam. İntegrali ben sıfırdan 4'e kadar alırsam mavinin fonksiyonu mu alacağım, kırmızı fonksiyonu mu alacağım? Bunu bilmediğim için şöyle yapıyorum. Hemen ikisinin tam kesim noktasına kadar ayırdım ki ikisini ortak çözüm yaparsanız dostlarım kesim noktalarını 2 olarak bulacaksınız. Ben bir şuradaki A alanını bulup bir de B'yi bulup ikisini toplayacağım. Bakın A dediğimiz alan şu kırmızı eğri yani x kare parabolü. O halde şöyle oluyor. Sınırlarım 0'dan 2'ye kadar x kare dx. Bu A bölgesi.
artı B bölgesinin alanıysa dostum 2'den 4'e kadar x eksi 4'ün karesiymiş dx. Bu B de B'nin üst sınırı mavi parabol, A'nın üst sınırı kırmızı parabol olduğu için. İşte bize bu integralin sonucu soruluyor dostlarım. Ben çok uzatmıyorum. Bundan sonrası hepimizin çok rahat yapabileceği bir kısım. Evet, geldik 16 numaralı sorumuza. Bakın bu da diyor ki y eşittir x doğrusu ve bir de şu parabol ve x ekseni ile sınırlı bölgenin alanı nedir? Şimdi gelin bunun da bir resmini çizelim. Resim çizdikten sonra bize nerenin alanı sorulduğunu çok daha iyi göreceğiz inşallah. Şimdi şuradan aşağıya bir koordinat sistemimizi çizelim. Bir kere de düz çizeyim ya. Neyse çizdik işte. Şimdi ilk önce diyor ki y eşittir x doğrusu. Hemen bunu bir kırmızıyla çizelim. Y eşittir x'i hepimiz biliyoruz. Şöyle orijinden geçen açıortay doğrusu değil mi arkadaşlarım? Bu bizim y eşittir x doğrumuz. Tamam. Başka ne var? Bir de y eşittir x eksi 2 parabolü. Bakın bunun tepe noktasının apsisi 2, ordinatı da 0'mış. Demek ki şuradaki 2'ye 0 noktası bizim tepe noktamızın apsisi olacak. O halde parabolü şöyle, kolları da yukarıya doğru olacak. Şöyle bir çizmeye çalışalım. Bir de şöyle çizelim. Şöyle gidiyor bizim parabolümüz bu işte. Bize de diyor ki işte bu iki doğruyla, şu doğruyla şu eğri arasında bir de x ekseni arasında kalan bölgenin alanı nedir? Bakın az önceki sorumuzun çok aynısı oldu. Şu bölgenin alanını bir daha bir tarayalım. Şu bölgeyi soruyor bize dostlarım. Şurası. Bu bölgenin alanı nedir diye bir soru sormuş bize. Peki bu bölgeyi şimdi yine bakıyorsunuz bölgemize. Bölgemiz yine iki farklı kenardan oluşmuş değil mi dostlarım? Bölge yine. Şuradan kalemi de alayım. Rengimizi de ne yapalım? Mavi yapalım. Şimdi bölgeye bakın. Şuradan hani sıfırdan başlıyorum. 2'ye kadar gelirsem doğruyu mu alacağım, eğriyi mi alacağım bilmediğim için tam şu ikisinin kesiştiği noktayı ki bu x y'lerine eşitlerseniz bunları x'i 1 bulursunuz. Bir şuradaki alanı bulacağım a'yı bir de b'yi bulup toplayacağım. Şimdi önce a alanını yazıyorum. Sınırlarım 0'dan 1'e kadar doğrudur bunun üst sınırı. Şu doğru olduğu için doğrunun denklemini yazıyorum. Y eşittir x olduğu için x yazdım. Dx artı artı. Şimdi de b alanını yazıyorum dostlarım. B alanı da 1'den 2'ye kadar eğrinin parabolün denklemi de şöyle olduğu için x eksi 2'nin karesi olduğu için aynen bunu yazdım dx. İşte benim aradığım cevap buymuş dostlarım. Ve bu sorumuzun cevabı da 5 bölü 6 mı çıkıyormuş? Evet 5 bölü 6'ymış. İntegrali size bıraktım arkadaşlarım. Ve geldim bu soruya. Diyor ki y eşittir x doğrusu ve 8 bölü x kare eğrisi. Şimdi koordinat sistemini çizdik. Ana yine git düz düz çizdim la bu sefer. Şimdi 8 bölü x kare eğrisi şöyle bir şey arkadaşlarım. Şöyle bir şekil. Y eşittir x doğrusu da şöyle bir şey. Tam çizmeye çalışalım. Ay tüküreyim. Şöyle tam açıortay doğrusu. Bunları hemen kesiştirdiniz. Y yerine şurada x yazdınız. X küp eşittir 8. X eşittir 2 geldi. Tam şöyle kesiştikleri nokta 2 çıktı. Diyor ki işte bir de x eşittir 4 doğrusu. Aha 4 doğrusu da burada. X eşittir 4. Ve bir de bunların arasında kalan bölgenin alanı nedir diye soruyor. Bize sorulan yer yine onu şöyle tarayalım hemen. Vurgulayıcı kalemimizi alalım. Bir de turuncuyla tarayalım bu sefer arkadaşlarım. Bize sorulan bölge işte şu bölge arkadaşlar. Şurası. Şöyle öyt dışarıya taşıyoruz. Neyse. Şu bölgede bize sorulan bölge. Tamam yeter bu kadar. Çok taradık.
Şimdi bu bölgenin alanını nasıl bulacağız? Yine bakın iki farklı parçaya bölmüşüz bölgeyi. Şurada bir A alanı olsun, şurada da bir B alanı var. Şimdi A alanını nasıl bulacağım dostlarım? Sınırlarım 0'dan 2'ye, 0'dan 2'ye E doğrunun denklemini yazacağım. X dx. Ha, istersem şöyle de bulabilirim buranın alanını. Dik üçgenin alanıdır burası. Şu iki dik kenarın çarpımının yarısı da diyebilirim. Buna neyi ekleyeceğiz bir de? Artı şu B alanını ekleyeceğiz. O da 2'den 4'e kadar, 2'den 4'e kadar eğrimiz. Eğrimiz de 8 çarpı x üzeri eksi 2 dx. İşte bu integralin sonucu senin aradığın alan olacak. Cevapta 4 çıkıyormuş dostum. Ben çok uzatmıyorum. İntegrali alma kısmını sana. Evet, geçtik bir sonraki sorumuza. Bakalım bu ne diyor? Geçemedik. Niye geçemedik? Neredeyiz? Ha, şuradayız. Evet, 18 ve 19 numaralı sorularımız arkadaşlarım. Bakın burada da çok güzel klasik integralde çemberle alakalı kısmı göreceğiz şimdi dostlarım. Bakın bize bir integral değeri soruyor. Şimdi biz biliyoruz ki belirli integralde aslında alan bulabiliyoruz, değil mi dostlarım? Peki neyin alanını soruyormuş? Onu görelim biz şimdi burada. Şimdi şu 9 kök içinde fonksiyonu bir yazayım şuraya. 9 eksi x kare. Bu bizim y dediğimiz fonksiyon. Hadi her iki tarafın karesini alalım. 9 eksi x kare eşittir y kare olur. Eksi x kareyi bu tarafa alalım. 9 eşittir y kare artı x kare gelir kardeşim. Ve bakın bu sizin merkezil çemberinizin denklemidir. Merkezi orijin olan, sıfıra sıfır olan ve yarıçapı 3 olan çemberin denklemiymiş arkadaşlarım bu. Gelin bunu koordinat sisteminde gösterelim. Çemberimiz şöyle bir şey olur. Ve yarıçapı 3 birimmiş, merkezi orijinmiş dedik. Bunun da diyor ki sıfırla 3 arasında kalan x ekseni, bakın sınırlarımız sıfırla 3. X ekseninde sıfırla 3 arasında ve eğri olarak da bu çemberin şu bölgesinin alanını soruyor bize dostlarım. Sıfırla 3 arasında kalan bu bölgenin alanı. Yani bize sorulan şey aslında neymiş? Çeyrek dairenin alanı. Şimdi tam dairenin alanı neydi? Pi r kare. Pi 3'ün karesi. Çeyrek dediği için bölü 4 yapıyorum. 9 pi bölü 4'tür aradığımız cevap diyorum. Bakın ne kadar basit çözdük. Şimdi bu da sizin aslında normalde arkadaşlar. Burada videoyu durdurun. Bunu da siz kendiniz çözmeye çalışın. Ama biz yine de çözümüne ulaştıralım. Şimdi o halde bu da artık şu oldu. Yani 16 eksi x kare eşittir y kare. Demek ki 16 eşittir y kare artı x kare. Merkezi 0'a 0 olan, yarıçapı 4 birim olan bir çember çıktı. Ve bunun da sınırları, yarıçapı kaç bunun? 4. Şurası 4, şurası 0. 0'dan 2'ye kadar olan şu kısımdaki alanı bulun diyor bize. Şuranın alanı arkadaşlarım, değil mi? 0'dan 2'ye kadar olan şu bölgenin alanını istiyorum diyor. Peki, bu bölgenin alanını da bulalım hemen. 0'dan 2'ye kadar dediği için şöyle yapalım. Şimdi normalde bu integrali tutup da alamayız, değil mi arkadaşlar? Bakın burada bir dik üçgen çıktı arkadaşlar. Dik üçgenimizin şuradaki yüksekliğini ne diyeceğiz? Şurası 4 birim. Şunu kırmızıyla göstereyim bundan sonrasını. Şu kırmızıyı alayım. Evet. Şimdi yarıçapımız 4 birim olduğu için şurası 4. Burası 2 birim. O halde Pisagor'dan burası 2 köküş çıktı. Yani bu üçgen özel bir üçgen çıktı. Şu açı 60 derece, değil mi? Şurası da 30 derece geldi. O halde burası da 30 derece çıktı. Şimdi kardeşim neyi arıyorum ben? Taralı bölge aslında bir dik üçgenin alanı ki o da 2 çarpı 2 köküç bölü 2'dir. Bir de şuradaki, onu da şurada gösterelim. 30 derecelik daire diliminin alanı. O da 30 çarpı pi r kare bölü 360'tır dostlarım. Şunlara bir sonucu ulaştıralım. 16'yı 4'e bölelim 4. Bunu 4'e bölelim 9. 3'e bölelim 3'e bölelim 3. 4 pi bölü 3 burası. Artı şuradan da ikileri sadeleştirirsem 2 köküç de geldi buradan. Sorumun cevabı buymuş diyebilirim dostlarım. 4 pi bölü 3 artı 2 köküçmüş. Hemen geçtim.
20. sorumuz son sorumuzdur dostlar. Bunu gömelim. Y eşittir bilmem ne parabolü diyor. Hemen bu parabolün y'sine 0 verirsek şöyle x parantezinde x eksi 4 gelir ki x'i bir sıfırda bir de 4'te kesiyormuş bizim parabolümüz. Hemen bir koordinat düzlemi çiziyorum. Şöyle koordinat düzlemini çizdim. X'i bir sıfırda bir de 4'te kesiyormuş. Kolları da yukarıya doğrudur dedim. Bize de şuradaki alanı soruyor artık arkadaşlarım. Şu bölgenin alanı. Şimdi bunun tam ortası yani tepe noktasının apsisi dediğimiz yer şurada 2 noktasıdır. Şurasını da şöyle bir çizelim. Bakın bunu da pratik yolla çözeceğim arkadaşlarım. Onun için hazırlık yapıyorum. Şimdi hepimiz biliyoruz ki şuraya S alanı dersek bu x kare olduğu için burası 2S olacak. Aynı şekilde buraya da S dersem burası da 2S olacak. Yani bana 4S'i soruyor. Ben nereyi bulabiliyorum? 6S'i bulabiliyorum dostlarım. Tamamını bulabiliyorum. 6S. Çünkü şurası zaten 4 birim şu uzunluğun tamamı 4. Bunun da apsisinin 2 ordinatı kaç çıkıyor? X yerine 2 yazarsak 4 eksi 8'den eksi 4 geliyor. Şurası da 4. 4 çarpı 4 16'dır. 4 kere 4 16 gelir. Benim 6S dediğim yer. Bu durumda 16 bölü 6 yani 8 bölü 3 gelir. S dediğimiz yer. 4S'i sorduğu için 32 bölü 3 gelir. 4S dediğimiz şey. İşte sorunun cevabı 32 bölü 3'müş. Evet arkadaşlar 56 dakika olmuş. Ağzım dilim kurudu. Sonlara doğru biraz hızlı anlatmış olabiliriz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Öpüyorum hepinizi.